Çok ünlü ceza profesörü 1 milyon dolar e, kaptırmış falan. Yani bir de şey o korku öyle bir şey ki devlet baskısı korkusu gidiyorsun. İki şey beraber. Müthiş bir baskıcı devlet ve senin bilgilerini koruyamayan bir devlet. Çünkü seni susturmakla, kontrol etmekle e, meşgul, seni korumakla ilgilenmeyen bir devlet. Hiçbir biçimde. Yani depremde de koruyamadılar. Biz bu iktidar 8 kere imar imarafı e, e, ilan etti ve bu ölümlerin ve bu yıkımın sorumlularından biri de bu anlayıştır dediğimiz için Televir'e ceza kestiler değerli seyirciler. Bana yurt dışına çıkış yasağı koydular değil mi? Ve daha acısı deprem bölgesinde Recep Tayyip Erdoğan yüksek koy aldı. Ne diyelim? Yani hayırlı olsun deprem bölgesinde. Defne'de %70 galiba. Çok yüksek. Yani Defne'de değil de deprem bölgelerinde. Defne'de daha şey, Defne'de sol ağırlıklı. Şey Hatay'da, Hatay'da 50'den biraz fazla. Hatay'ın bir yerinde, evet. yanlış değil mi? Saman şeylemiş. da, saman dağı olabilir. Evet, bir yerde, de da. Defne, Defne de. Tamamı hep değil. değil. Defne de şey, Defne'den şey de seçildi hocam. Zaten Cenatalay'da, evet. oralardan seçildi. Yani Maraş, Elazığ vesaire, Malatya bu böyle. Evet. Ee, yurttaşını depremden bile koruma kay şeyinde değil. çabasında değil. Kaç kişinin öldüğünü hala bilmiyoruz. Bilen var mı? Hayır bilmiyor. Kaç kayıp, kaç ölü, kayıtlı ölü sayısı kaç, kaç aile yok oldu bunu bilmiyoruz. Bazı ailelerin takip edecek yakınları yok, kalmamış. Şimdi böyle bir tablo var ve bu seçimlerin nasıl sonuçlandığını merak eden varsa deprem bölgesindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken en önemli şey deprem bölgesindeki bu araştırmadır. Şimdi bakın s.paneli.org diye bir siteye giriyorsunuz. Nokta noktaya özellikle belirttik hani adı yaygınlaşmasın. Sadece isim, soy isim, nüfusa kayıtlı il ve ilçe bilgilerini giriyorsunuz bir kişi için. Ahmet Yılmaz diyelim ki işte yazıyorsunuz Kadıköy İstanbul. Eğer bunlar bu ilk bilgiler doğruysa diğer bütün bilgiler dökülüyor önünüze. Değil mi? Şimdi saat bu saat itibariyle kaç saat şu anda? 20-18. 20, 18. 20. 18 itibariyle Devletin herhangi bir biriminin herhangi bir açıklaması yok bu olayla ilgili. Fiyakalı fiyakalı yerler var biliyorsunuz. Dev dev binalar yaptılar Ankara'da. Onlar bizi takip etmek için kurulmuş binalar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Fahrettin Altun başında. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı'nı falan bunları geçtim. Siber Suçlar Bölümünü falan da geçtim. Bunlar da var. İçişleri Bakanlığı var ya, bütün bunlar emniyetin bağlı olduğu. Cumhurbaşkanlığı var. Ne ilgili bakanlıklardan, ne iletişim başkanlığından, ne İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yok. Kendi yurttaşlarını korumaktan aciz bir devletle, bir iktidarla, devlet anlayışıyla ve iktidarla karşı karşıyayız. Satıldı mı bu? Çalındı mı? Ekrılar mı girdi? Sızdırıldı mı? Niyet ne? Amaç ne? İktidar değişikliğiyle bir ilişkisi var mı bunun? Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla bir bağ var mı bunun? Birilerinin eline mi düştü bu bilgiler? Bütün bunlar önemli sorular. Bakın bu soruları bilerek rastgele değil, bilerek sıraladım. Evet seçimlerle bir ilgisi var mı? Kullanılan oylarla bir ilgisi var mı? Sistemdeki 6 milyon fazla seçmen olgusuyla bir ilgisi var mı? Evet sistemde 6,5 milyona yakın bir fazla seçmen var. Nüfusla orantılı olmayan. Hiçbir zaman da açıklanamadı. Nasıl olduğu bir türlü tatmin edici bir biçimde açıklanamadı. Nüfus sayımı çok uzun bir süredir yapılmıyor. Neymiş efendim? Adrese dayalı nüfus sayımı yapılıyor bu zaten. Adrese dayalı bilgiler. İşte bu bilgiler. İşte sızan bu bilgiler. Şimdi bu bilgileri CHP ya da başkaları, onların bilgi işlem birimleri, siyasi partiler, veya bu konuyla ilgilenen bir takım e, demokratik kitle örgütleri ki biz de bunu e, bir medya kuruluşu olarak yapmaya çalışacağız bu bilgilerin gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını kapsayıp kapsamadığına bir bakmak lazım seçmen sayılarıyla karşılaştırmak lazım kullanılan oy e, sayısıyla oy oranıyla seçmen sayısıyla karşılaştırılabilecek bir veri de var önümüzde evet bütün bunlarla bilgisi var mı nasıl sızdı Niye bu kadar ayağa düştü? Neden seçimlerden hemen sonra insanların önüne serildi bunlar? Daha önce var mıydı ya da ne zaman başladı? Bu soruları e, soralım ve e, bu konuyu ben kendi adıma e, takip edeceğimi belirterek hocam sözü size bakıyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, bu olay olurken başka şeyler de ortada. E, ben e, program başlarken de e, Merdan Bey devletten söz edince hemen… E, zamları söyledim. Şimdi akaryatık yakıta, yani benzine,